Sefalar getirdiniz, güç kattınız. Teşekkür ederim. Sözlerime başlamadan evvel 11 Mayıs 2013 Hatay Reyhanlı patlamasının 9. yıl dönümü. 53 kişinin hayatını kaybettiği, birçok vatandaşımızın yaralandığı vaka, Türkiye tarihinin, tarihimizin en büyük ikinci katliamı olarak kayıtlara geçti. Buna sebep olan terör örgütünü şiddetle lanetliyorum. Şehit düşen bütün vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına tekrar sabır diliyorum. Allah ülkemizi bir daha bu tür iğrençliklerden, şerefsizliklerden, alçaklıklardan korusun diyorum. Çünkü düşmanlığın bile mertliği olur. Türkiye'mize dair, milletimize dair her bir düşmanla baktığımız zaman mertlik yerine namertlik mevcut. Onun için Cenab-ı Hak bizleri uyanık etsin, akıllı etsin, teyakkuz halinde etsin inşallah. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, sevgili gençler ve kıymetli basın mensupları, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Erdoğan'ın bizzat kaleme aldığı 20 yıllık bir büyük trajedinin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 20 yıl önce hak, hürriyet ve adalet yoluna çıkıyoruz diye başa gelenler 20 yılın sonunda zulüm ve istibdat yoluna acente oldular. 20 yıl önce hakça kazanacağız ve hakça bölüşeceğiz diyenler 20 yılın sonunda çökmedik kaynak, peşkeş çekmedik ihale, devşirmedik rant bırakmadılar. 2002 yılının Kasım'ında serin bir pazar günü milletimizi Avrupa'ya götüreceğiz diye yola çıkanlar, hatırlayın, hatırlayın gündüz vakti atılan havai fişekleri, Avrupa Birliği'ne giriyoruz, Avrupa Birliği'nin bir parçası oluyoruz. Bunu alkışlarla karşılayanlar, bunu bir müjde olarak milletimizle paylaşanlar. 20 yılın sonunda ne oldu? 20 yılın sonunda Avrupa'ya gidecekken gider ayak Orta Doğu'yu memleketimize getirdiler. Avrupa'ya giderken Orta Doğu ülkemize geldi. Bugün maalesef topraklarımız AK Parti sayesinde bir göç koridoruna, bir göçmen deposuna ve bir kaçak hendeğine dönüşmüş durumda. AK Parti'nin berbat göç politikalarının ortaya çıkardığı ekonomik, toplumsal, insani ve güvenlik ve insani güvenlik ve dış politika sorunlarının çözümü için İYİ Parti olarak 2019 yılı Haziran ayında Antalya'da İYİ Parti Genel Başkanı olarak Sayın Erdoğan'a seslenmiştim. Demiştim ki Sayın Erdoğan, bu göç meselesi Türkiye'yi çok kötü bir yere doğru götürüyor. Türkiye'yi hendek yaptınız. 2001 yılında deneyimlediğim Avrupa Parlamentosu'ndaki bir çalışmayı, bir kararı engellemek üzerine yurt dışına, Avrupa Parlamentosu'na, Dışişleri Bakanlığı adına gittiğim o toplantıyı da anlatıp bir teklifte bulunmuştum Sayın Erdoğan'a. Demiştim ki, senin ergen bir sinirin var. Bu siniri aşamıyorsun. Ama Türkiye iyi bir yere doğru gitmiyor. Demografisi değişecek. Ekonomisi çok zora doğru gidiyor. Gel bu işi, çünkü aşırı derecede bir ahbaplıktan aşırı derecede bir düşmanlığa döndüğünüz zaman adım atmak zor olur. İşin psikolojisi bu. Dedim ki İYİ Parti Genel Başkanı olarak beni devlet adına görevlendir.
yetkilendir. Ben gideyim Suriye'ye, Beşar Esad'la ve onun çevresiyle, devlet insanlarıyla görüşeyim ve ülkemizde Suriye'den gelen göçmenleri Beşar Esad'la el sıkışıp ülkelerine gönderelim. Bu teklifimi çok ciddi ve arka planı çalışılmış olarak kendisine milletimizin huzurunda iletmiştim. Karşılık ne oldu? Her zaman olduğu gibi elbette kulak üstüne yatıldı ama kulak üstüne yatılırken de her türlü hakarete ve çirkinliğe maruz kaldım. Sonra 2019 yılı Aralık ayında o zaman İstanbul milletvekilimiz olan Sayın Ümit Özdağ'ın önerisi, Güvenlik Politikaları Başkanımız Sayın Aytun Çıray'ın başkanlığında Ankara'da bir çalıştay düzenledik gene göç konusunda. Bu çok boyutlu sorunu çözümlemeye yönelik tedbirler önerdik. Bu çalıştayın içinde görev alan, bizlerle görüşlerini paylaşan çok kıymetli bilim adamları, bilim insanları ve devlet insanları vardı. O çalıştayın sonunda ortaya çıkan yol haritasını ben İYİ Parti Genel Başkanı olarak milletimizle paylaştım. Bunu bir söz olarak milletimizin önüne, milletimizin dikkatine sunduk. Ve o zamandan beri de vatandaşlarımızdan gelen şikayetlere kulak vererek iktidara geldiğimizde farklı sığınmacı tiplerine yönelik uygulayacağımız politikaları tanımlamaya ve çözümlerimizi güncellemeye devam ettik. Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığımızın ürettiği, yani o günden bugüne kadar ürettiği ve şu anda dış işlerinden sorumlu, dış ilişkilerden sorumlu, genel başkan yardımcılığımızın da dahil olduğu, Eğitim Politikaları Başkanlığımızın da dahil olduğu, bu arada hazırlanmış Sayın Nuri Oktan tarafından ve onun arkadaşları tarafından hazırlanmış çok önemli bir raporun üzerinden yeniden bir çalışma biçimi ve birimi oluşturuldu. Ne demek istiyorum? 2019 Haziran'ında başlayan, 2019 Aralık'ında çalıştay olarak devam eden, daha sonra bu raporun, bu kamuoyuyla paylaştığımız çıktının sonuçlarını güncelleştirerek devam ettirdiğimiz bir göç çalışmasından bahsediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Mesela çok enteresan bir sonuç paylaşayım sizle. Bunu biz tekrar son güncel halini kamuoyuyla paylaşacağız ama hangi alanlarda çalıştığımızı anlatmak için. Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalması halinde bu doğum hızıyla 2053 yılında Türkiye'nin nüfusunun 35 milyonu Suriye kökenli insanlardan oluşacak. 2053 sayı 35 milyon. Dolayısıyla demografi diye söylemlerimizin arkasında işte böyle bir sonuç var. Bütün bunları en ayrıntılı biçimde milletimizle peyderpey tartışacağız ve paylaşacağız. Şimdi bunun yanında bu çalışmaları yaparken yapıcı siyaset anlayışımızın gereği olarak yapılması gerekenler konusunda iktidarı uyarmaktan geri durmadık, durmayacağız. Ez cümle, muhalefette olsak bile Türkiye'nin yönetimini devralmaya hazır bir siyasi partinin sorumluluğu ile hareket ettik ve edeceğiz. Peki iktidar ne yaptı? Son günlerde bir kez daha gözlemlediğimiz üzere sorunu görmezden gelmeye, zikzaklar çizmeye, yalpalamaya devam etti. Birbiriyle çelişen tutarsız ve lakayt açıklamalarla insanlarımızı tedirgin etmekten çekinmedi. Ensar, muhacir kavramları üzerinden
konuyu bağlamından koparıp ideolojik arayışları çerçevesinde tarif ederek siyasi tabanını konsolide etmeye çalıştı. Bir yandan da muhalefetin bu konudaki gündemini çalma arayışına girerek beton ve briket üzerinden ürettiği sözde çözümlerle günü kurtarmaya gayret etti. Ve bunun sonucunda 2019 yılında ülkemizde 4 milyon sığınmacının varlığını tartışırken bugün geldiğimiz noktada 6-6,5 milyon sığınmacı ile karşı karşıya olduğumuz söz konusu. Artık açık şekilde ortaya çıkmıştır ki sığınmacı sorununu, meseleyi çözmek yerine polemikle geçiştiren, inancımız üzerinden yaptığı hamasi konuşmalarla basitleştiren, 80 ülkeye vizeyi kaldırmakla övünüp 250 bin dolara vatandaşlık satarak cari açığı çözdüğünü düşünen Sayın Erdoğan'ın sığ zihniyetiyle çözemeyiz. İYİ Parti olarak bizim hedefimiz sığınmacıların gayri insani bir çerçevede ülkelerine sürülmesi değil, dönüşlerinin kolaylaştırılmasıdır. Bu çerçevede Türkiye'de kalışlarını caydıracak tedbirleri almayı da bir gereklilik olarak görüyoruz. Bu kapsamda başta Avrupa Birliği olmak üzere sığınmacılara yönelik geliştirilen projelerin de artık sığınmacıların memleketlerine dönüşlerini kolaylaştırmaya odaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Yani Batı, buna Amerika Birleşik Devletleri de dahil, Avrupa Birliği de dahil, bol bol laf üretmek yerine sebep oldukları bu ve Türkiye'nin başına sarılan bu büyük problemi çözme konusunda herkes, her devlet, her bu işin içinden nemalanan her yapı bu işin çözümünde rol almak, görev almak mecburiyetindedir. Bunlara paralel olarak Şam'da kim iktidarda olursa olsun Suriye ile ilişkilerimizin yapıcı bir diyalog zeminine oturtulması gerekiyor. Ayrıca Avrupa Birliği ve bölgedeki diğer aktörlerin de artık demin söylediğim gibi gerekli sorumluluğu almaları için aktif bir dış politika yürütülmesinin kritik bir zorunluluk olduğunu görüyoruz. Türkiye artık Sayın Erdoğan'ın eliyle Avrupalılara bak bunları senin yanına gönderirim ha gibi orayı tehdit etme üzerine iç politikada seçim kazanma üzerine kurgulanmış bir sistemi bırakmak zorundadır. Dış politikayı ciddiye alıp Avrupa Birliği'nin de Amerika'nın da hatta Suriye'de eli olan Rusya'nın da bu meselenin çözümünde üstüne düşen görevi yerine getirmesini sağlamalıdır. Türkiye'nin birikimi dış politikamızdaki tırnak içi beğenmedikleri o monşerlerin birikimi bunu hayata geçirmeye ve bu problemin çözümünü kısa sürede ve gerçekten herkesin kutuplaşmadan, insanların birbirine düşman olmadan çözülmesini sağlayacak kadar o monşerler bilgi birikimine sahiptir. Dolayısıyla Sayın Erdoğan artık iç politika malzemesi olmaktan çıkarıp, dış politika malzemesi halinden de çıkarıp, hiç değilse şu bir yılda bazı adımları somut olarak atmak mecburiyetindedir. Bütün bu çabalarımızın hedefi ülkemizin güvenliği ve esenliğidir. Sorunun merkezinde sonuçta insanlar olduğundan politikalarımızı da bu gerçeğin farkındalığıyla şekillendiriyoruz. İktidarın düşmanlaştırma arayışlarının ne milletimize ne de memleketimize bir faydası olamaz. Bunu defalarca gördük, defalarca yaşadık. O nedenle biz İYİ Parti olarak ülkemizin her kritik meselesinde olduğu gibi sığınmacı ve kontrolsüz göç konusunda da makul, akılcı ve soğukkanlı bir yaklaşımla hareket etmeye devam edeceğiz. Bu perspektiften hareketle buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugün artık geçici koruma statüsünü ve düzensiz göç hareketliliğini belirleyen yabancılar ve uluslararası koruma kanunu
üzerinde konuşmanın ve gerekli değişikliği yapmanın vaktidir. Biz Gazi Meclisimizin bu önemli sorunumuzun çözümünde bir tartışma, istişare ve başarılabiliyorsa bir uzlaşma zemini olduğuna inanıyoruz. Milletimizin acil çözüm beklediği böyle bir meseleyi milletin evinde konuşabilmek ve çözüme bağlayabilmek en başta bize kendisini temsil etme yetkisini veren aziz milletimize karşı görevimizdir. Bu mesele bize göre de partiler üstü bir meseledir. O nedenle diyoruz ki gelin özel bir oturumda ve milletimizin gözleri önünde meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi her bir siyasi parti olarak ortaya koyalım. Gelin milletimizi ve memleketimizi bu cendereden birlikte çıkaralım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Şentop'un bu haklı ve meşru çağrımıza kayıtsız kalmayacağını umut etmek istiyor. Bunun esasında milletimizin acil bir çağrısı olduğunu milletimizin huzurunda bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Aziz milletim, ülkemiz uzun zamandır bir kişinin şahsi inatlarının, kavgalarının, taleplerinin ve kaprislerinin peşinde uçuruma sürükleniyor. Milletin iradesi, ihtiyaçları ve istekleri hiçe sayılırken, ekonomiden eğitime, ulaşımdan sağlığa kadar her şey, tek bir kişinin keyfine göre liyakatsiz kadrolar tarafından beceriksizce yönetiliyor. Bu yüzden de kendimizi her yeni günde yeni bir krizin içerisinde buluyoruz. Bu devlet krizinin mimarı Bay Kriz ise durup düşüneceği gerçeklerle yüzleşeceği, hatta memleketi rahatlatmak için sandığı getireceği yerde sebep olduğu krizleri derinleştirmeye, bozuk bir plak gibi konuşmaya ve hatalarında ısrar etmeye devam ediyor. Bay Kriz inatla faiz sebep, enflasyon sonuç diye ahkam kestikçe, ben ekonomistim diye kürsü kürsü gezdikçe, işin ehli hiçbir insanı dinlemeyip bildiğini, daha doğrusu bilmediğini okumaya devam ettikçe milletimizin içinde bulunduğu kriz ortamı maalesef daha da derinleşiyor. Bu inadın bedelini de milletimiz yokluk, yoksulluk, pahalılık ve işsizlik olarak ödüyor. Nitekim bugün gelinen noktada TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı bile %70 oldu. Yani kıskandıran bir performansla enflasyonda Arjantin'i sollamış olduk. Türkiye hızla fakirleşirken, gençlerimiz işsiz kalırken, pahalılık altında ezilen insanlarımızın sofralarından her gün lokma eksilirken, aynı zamanda bir barınma kriziyle de karşı karşıyayız. Dünyada konut fiyatlarının 2 yıldır en fazla arttığı ülke konumuna geldik. Kamu bankalarının kaynakları yanlış dağıtması sonucunda binlerce konut satılmasına rağmen konut sahipliği oranı giderek düşüyor. Bugün İstanbul'da 4 kişilik orta gelirli bir hanenin oturduğu 105 metrekarelik bir evin kirası asgari ücretin 1.3 katına çıkmış durumda. Evet, yanlış duymadınız. 1.3. Hatta daha bu hafta müjde diye açıklanan ama aslında vatandaşın konut alma ihtimalini daha da imkansız haline getiren konut kampanyası barınma krizini daha da derinleştirecek. Nitekim Bay Kriz bu sözüm ona müjdeyi verdikten sonra konut fiyatları bir gecede %10 arttı. Daha önce bu kürsüden söyledim. Bugün bir kez daha anlatmak istiyorum. Konut fiyatlarındaki artış kamu bankalarının enflasyonun %50 altında faiz oranlarıyla konut kredisi vermesiyle inmez. Faizleri düşürüp konut fiyatlarının düşeceğini beklemek Bay Kriz'in masalsı hayat dünyasında, onun hayal dünyasında mümkün olsa da maalesef Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmez. Bu çarpık sistemde dar ve orta gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olamaz. 2 sebepten dolayı olamaz. 1, konut fiyatları daha da arttığı için olamaz. 2, finansmana erişimi olmadığı için olamaz. 1 milyon liralık
10 yıl vadeli %0,99 aylık faizli kredinin aylık taksiti ne kadar biliyor musunuz? 14.277 lira. Doğal olarak ben de sormak istiyorum. Bugünün Türkiye'sinde hangi işçi, hangi memur bu taksidi ödeyecek de ev sahibi olacak? İşte o nedenle müjde diye ambalajlanmak istenen bu kampanya, kamu kaynaklarının yine yeni ve yeniden inşaat sektörüne aktarılmasından ve servet transferinden başka bir şey değildir. Buradan daha önce iktidara yaptığım bir çağrıyı yinelemek istiyorum. Çakma müjdelerinizle milletimizi oyalamaya çalışmayı artık bırakın. Derhal akılcı adımları atmaya başlayın. İnsanlarımızı daha fazla mağdur etmeyin. Bir an önce kamu kaynaklarını doğru yönlendirip TOKİ'nin asıl faaliyet alanına, yani dar gelirli vatandaşlarımıza yaşanabilir konutlar inşa etmeye daha büyük bütçelerle odaklanmasını sağlayın. Ama tek başına TOKİ'ye ek kaynak ayırarak dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın barınma krizini çözemezsiniz. İnşaat girdileri sabit kalmadığı sürece kaynak aktarmak çözüm olmaz. Çünkü 20 milyar liralık kaynak bugün 20 bin konutun tamamlanmasını sağlarken bir türlü önünü alamadığımız enflasyondaki artış nedeniyle bu kaynakla ilerleyen dönemde ancak 10 bin konutu tamamlayabilirsiniz. Yani maliyetler düşmediği sürece küçük ölçekli müteahhitlere uygun kredi vermek sorunu çözmeyecektir. O yüzden konut satışını teşvik edecek devlet desteği yerine konut üretimindeki girdileri ucuzlatacak sanayi yatırımlarına teşvik verin. Böylece hem müteahhit hem de sanayicimiz birlikte kazansın. Ayrıca konut fiyatlarının en fazla arttığı İstanbul ve Antalya gibi illerimiz, aynı zamanda yabancılara gayrimenkul satışlarının da en fazla olduğu iller. O nedenle buralardaki yabancılara gayrimenkul satışlarına mutlaka kısıtlama getirin. Boş ev vergisi uygulayarak bir fon oluşturun. Bu fonu da dar gelirli vatandaşlarımızın konut ihtiyaçlarını karşılamada kullanın. Değerli dava arkadaşlarım, biz her hafta buradan memleketimizin yakıcı meseleleriyle ilgili çözümler anlatırken, önerilerde bulunurken, Baykırız ne yapıyor biliyorsunuz? Adeta kendi eseriyle gurur duyar gibi ülkemizi içine düşürdüğü vahim tabloyu izlemeye devam ediyor. Elinde bir tek çıtlattığı çekirdeği eksik. Bir süre sonra izlemekten sıkılıyor. Sıkıldıkça da kürsüye çıkıyor, bol miktarda esiyor. Artık alışkanlık haline getirdiği bol nasihat, sıfır icraat siyaseti kaldığı yerden aynen devam ediyor. Ama yağmur yok. Esiyor ama yağmıyor. Neymiş? Onun diliyle söylüyorum. Bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık almış başını gidiyor. Ya almış başını gidiyormuş. Yani milletimizin aslında her şeyi varmış. Fransız kraliçesi geldi aklıma. Neydi adı? Marie Antoinette olduğunu biliyorum. Evet, her şey var ama bu millet şükretmeyi bilmiyormuş. Yani Baykırız ve avanesi her zamanki gibi ak kaşık, suçlu yine milletimizmiş. Vay be! Terörist demişti, nankör demişti. Millete ettiği hakaretler repertuarına şimdi de şükürsüzü ekledi. Milletiyle bağını tamamen koparmış şu zihniyete bir bakar mısınız? Yazıklar olsun. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Önce sabır dedin, baktın taş çatladı, şimdi de şükre mi sığınıyorsun? Önce milleti kutuplaştırdın, baktın o da tutmadı, şimdi de Allah ile kul arasına girmeye mi çalışıyorsun? Günahtır günah. Sen hiç merak etme, bizim milletimiz her şartta ve her koşulda şükretmesini bilir.
saray hayatı seni bozduğu için saray hayatı seni bozduğu için belli ki unutmuşsun. Ama Anadolu'muzda nasılsın sorusunun cevabı bile şükür ile başlar. O yüzden bayat tavsiyelerini kendine sakla. Ama yok, ben illa akıl vermek istiyorum, şükürsüzlere şükrü öğretmek istiyorum diyorsan da hay hay. O zaman mesela git doymak bilmeyen yandaşlarına şükretmeyi öğret. Mesela git. Mesela git. 5-10 maaş alan danışmanlarına şükretmeyi öğret. Mesela git 15 maaş alan genel müdürlerine şükretmeyi öğret. Mesela git ihale arsızı müteahhitlerine şükretmeyi öğret. Mesela git ATM memurlarına, pudra şekeri sevdalılarına şükretmeyi öğret. Mesela git 92 puanla KPSS'den 92 puan, 88 puan almış gencecik evlatlarımızı mülakatta eleyip 58 puan, 62 puan alanları tayin eden ayıların, dayıların yanına git. Onlara şükretmeyi öğret. O gençler evlerinde mutsuzluk içinde, umutsuzluk içinde, yarına dair acı içinde yaşarken bu ayılar dayılar vasıtasıyla ballı maaşlara gidip memuriyette de kalmayıp 5 ay sonra müdür olmayı isteyen, şef olmayı isteyen o şükürsüzlere, o ayılar dayılar, onların ayısı dayısı aracı kurum, o şükürsüzlere şükretmeyi öğret. 20 yılda ülkeyi getirdiğin vahim hale bak. 20 yılda kendini düşürdüğün acınası duruma bak Sayın Erdoğan. Bizzat senin sebep olduğun yokluğa milletinden şükür bekleyen bir cumhurbaşkanısın. Gerçekten ibretlik. Elinden alınanlara şükredilmez Sayın Erdoğan. İnsan sahip oldukları için şükreder. Ama merak etme, az kaldı. Memleketin heba ettiğin kaynaklarını, milletimizin cebinden aldığın paraları, gençlerimizin çaldığın hayatlarını biz geri vereceğiz. İşte o zaman milletimizle el ele, kol kola, hep beraber her zaman olduğu gibi yine şükredeceğiz. Ama senin derdin milletimizin şükretmesi değil. Sen aslında milletimizin razı olmasını istiyorsun. Bunun için de her zamanki gibi beceriksizliğine kılıf arıyorsun. Siyasi. Kendine gel Sayın Erdoğan. Allah'ın kelamıyla siyaset yapılmaz. Yüce dinimiz ne buyuruyor? Kutsal değerleri kullanarak çıkar sağlayanların bu sayede yiyip içtikleri şeyler gerçekte cehennem ateşidir. Milletimiz elbette şükretmeyi çok iyi bilir. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inancımız, imanımız tamdır. Ama sen Allah'ın emirlerini bile şahsi menfaatlerine kalkan yapmaya çalışıyorsun. Sen şükürden bahsediyorsun. İlk cumada Diyanet şükredin diye fetva veriyor. Böyle utanmazlık olur mu? Milletimizi içine soktuğun cendereden çıkaracak hiçbir projen yok. Bir de utanmadan çıkmışsın milletimize, aslında razı olun diyorsun. Çok beklersin. Biz elbette Allah'a şükretmeye devam edeceğiz. Bu can, bu canlar tende olduğu için şükredeceğiz.
Bu ülkede doğduğumuz, bu ülkede yaşadığımız, bu milletin bir parçası olduğumuz için şükredeceğiz. Ama çevirdiğin dümenlere, anlattığın masallara inanmayacağız Sayın Erdoğan. Hırsızlığa, israfa, kayırmacılığa eyvallah demeyeceğiz. İşlediğin günahlara, milletimize reva gördüğün bu yokluğa, bu yoksulluğa, bu çileye asla razı olmayacağız. Aziz milletim, sadece Baykriz değil, saraydaki şen azınlık da saçmalamaya devam ediyor. Mesela şaklabanlıktan sorumlu saray bakanı, abuk sabuk açıklamalarına, anlamsız esprilerine aynen devam ediyor. Hatırlayın, bu arkadaş geçtiğimiz günlerde borç içinde yüzen, iflasın eşiğine gelen ama tüm zorluklara rağmen üretmeye çalışan sanayicilerimize kendince verdiği müjdesi alkışlanmayınca akşam uyuşukluğu, daha ne istiyorsunuz deyip gülmeye başlamıştı. Son olarak da geçtiğimiz hafta herhalde 84 milyondan toplanan vergileri kur korumalı mevduat adı altında zenginlerine aktardıkları yetmemiş olacak, enflasyon korumalı tahvil çıkartacağız diye müjde verdi. Şu işe bakar mısınız? Ben de şimdi doğal olarak sormak istiyorum. Hani Ağustos'ta enflasyon düşüyordu? Ne oldu? Madem enflasyon düşüyordu, enflasyon korumalı tahvil nereden çıktı? Bu açıklama enflasyonu hiçbir zaman düşürmeyeceklerinin itirafıdır. Bu kadar basit. Yusuf Has Hacip Kutadgu birlikte der ki, avam üç zümredir. Bunlardan biri zenginlerdir. Bunlardan sonra orta halliler gelir. Bunlardan sonra fakirler gelir. Her şeyden önce bunlar korunmalıdır. Zenginlerin yükü orta hallilere yüklenmemelidir. Yoksa bu orta halliler bozulur ve büsbütün sarsılır. Fakiri korursan o orta halli olur. Orta halli biraz kendisini toplarsa zengin olur. Fakirler orta halli olursa orta halliler zenginleşir. Orta halliler zenginleşirse memleket zengin olur. Memleket düzene girer ve halk huzura kavuşur. Kadim devlet yönetimi anlayışımız böyleyken Baykriz ve avanesi enflasyon korumalı tahvil sayesinde hazineye borç veren üst gelir grubuna, yani zenginlerine diyor ki, siz bize borç vermeye devam edin, merak etmeyin, biz sizi enflasyona karşı koruruz. Enflasyona ezdirmeyiz. Bir de üzerine ilave faiz de veririz. Yani emekliyi, esnafı, memuru enflasyona ezdiririz. Asgari ücretliyi, EYT'liyi mağdur etmeye devam ederiz. Onlardan topladığımız vergileri de size veririz. Dedikleri budur. Yani 128 milyar doları peşkeş çektik, hazineyi tükettik, rezervleri bitirdik. Artık yurt içinde bile borç bulamıyoruz. Siz yeter ki hazineye borç verin, biz milletin sırtına çökmeye devam edeceğiz. Çünkü siz hazineye borç vermezseniz biz saraylarda oturamayız. Yandaşlarımızı besleyemeyiz diyorlar. İşte o nedenle biz de bu vahim tablo karşısında bıkmadan, usanmadan soracağız. O sandık gelene kadar tekrar tekrar her yerde, her fırsatta biz de soracağız. Yandaşını, zenginini koruduğun kadar neden milletimizi de enflasyondan korumuyorsun diye soracağız. Kullandığı mazotta, gübrede, ilaçta çiftçi kardeşlerimizi neden kurdan, enflasyondan korumuyorsun diye soracağız. Emeklinin, memurun, asgari ücretlinin maaşını neden gıda enflasyonundan korumuyorsun diye soracağız. Esnaf kardeşlerimizi fahiş elektrik faturalarının karşısında neden enflasyondan, kurdan korumuyorsun diye soracağız. Soracağız ki devletimizin itibarını yerle bir eden bu acizler utansın. Soracağız ki memleketimizi beş kuruşa muhtaç eden bu harami düzen utansın. Soracağız ki beceriksizliklerinin faturasını millete kesmeye kalkan bu hadsizler utansın. Biz sorunca utanıyorlar mı? O zaman seçim zamanı geldiğinde milletimiz hesap soracak. Onlar utanmaz.
Ama milletimiz hesap soracak. AK Parti teşkilatları dükkanına geldiğinde esnafımız hesap soracak. Milletvekili adayları kapısını çaldığında ev kadınları hesap soracak. Sokaklarda, kahvelerde, sosyal medyada işçi, memur, emekli kardeşlerim hesap soracak. EYT'liler, atanamayan öğretmenler, hayatları çalınan gençlerimiz hesap soracak. Kimsenin şüphesi olmasın. O sandık er ya da geç milletimizin önüne gelecek. O gün geldiğinde de o hesap mutlaka sorulacak. O hesap mutlaka sandıkta demokrasiyle, helal oylarla görülecek. Hiç merak etmeyin, az kaldı. Değerli milletvekilleri, AK Parti iktidarının artık Türkiye'ye vereceği bir şey kalmadı. Kendilerini o makamlara getiren milletimize sırtlarını döndüler. Sesini duymuyorlar. Memleketimizin dört bir yanında yaşanan ekonomik kriz maalesef her geçen gün daha da gerginleşiyor. Ama iktidardakiler oralı bile değil. Bayramdan önceki hafta Antalya'daydım. İktidarın oyunları, uydurduğu masallar, söylediği yalanlar kimsenin umurunda değil. Her yerde tek bir konu var. Hayat pahalılığı. Borç altında ezilen siftahsız dükkanları ziyaret ettim. Kriz şartlarında ayakta durmaya çalışan esnaflarımızla dertleştim. Mutsuz gençlerle, umutsuz annelerle, hayatta kalmaya çalışan emeklilerle konuştum. Bir dokundum, bin ah işittim. Mesela Antalya'da otobüsümüzün önüne atlayan bir vatandaşımız ne dedi biliyor musunuz? Allah'ın adını kullanarak ticaret yapan, Allah'ın adını kullanarak siyaset yapan bu Ebu Cehil ordusundan bizi kurtarın dedi. Aynen böyle dedi. Ne kadar manidar değil mi? Mesela saat satan bir esnafımız saati gösterip dedi ki, yani şu anda saat 12.58 oldu. Tek bir müşterim yok. Bu dükkandan iki aile ekmek yiyor. Şu an eldeki avuçtakiyle idare ediyoruz. Ne kadar gidebilir bilmiyoruz. Mesela Muratpaşa'da dönercide çalışan bir emeklimiz gözyaşları içinde dedi ki, emekliyim ben başkanım. Bak 8 tane ocağın karşısında çalışıyorum. Döner pişiriyor. 8 göz ocak karşısında o sıcakta. 61 yaşında adamım ben. Yazık günah değil mi bana? Bunca yıl çalıştım. İstirahat etmek hakkım değil mi? Ama 2524 lira emekli maaşıyla nasıl yapayım bunu? Bunları bana sormuyor Bay Kriz. Bunları sana soruyor. 1500 lira ev kirası veriyormuş. Kalıyor 1000 lira. Gel 1000 lirayla bir ay içinde sen geçin de görelim bakalım. Kepez'deki bir dönerci kardeşim de öğrencilere üzülüyordu. Dedi ki müşteri zaten çok azaldı. Fiyattan dolayı gramajları az tutmaya çalışıyoruz. 100 gramlık tavuk döneri 50 grama indirdik. Yine de öğrenciler içecek alamıyor, sadece döner alıyor. Bu dükkanda önceden 15 kişi çalışıyorduk. Şimdi 5 kişiye düştük. Bir dükkanda çalışan iki çocuk annesi emekçi bir kardeşim diyor ki biz geçinemiyoruz. Bir çocuğum öğretmenlik yapıyor. Diğeri hem okuyor hem de garsonluk yapıyor. Ev kiramız 1750 lira. Akşama evde bulgur pilavı pişirmeyi düşünüyorum. Ben kadınlara soruyorum akşama ne pişireceksiniz diye. Ona verdiği cevap akşama sadece bulgur pilavı pişirmeyi düşünüyorum. Çiğ köfte dükkanındaki bir kardeşim utanıyorum dedi. Neden biliyor musunuz? 90 liraya köfte satıyorum. Böyle bir fiyat olur mu? Ben müşteriye söylerken utanıyorum. Ama eti, bulguru, yeşilliği, baharatı öyle zamlandı ki başka çaremiz yok dedi. Esnaf fiyat söylerken utanıyor. Ama memleketi bu hale getirenlerde zerre kadar utanma yok. Şimdi buradan göstereceğime söz verdiğim bir çiçek saksısı. Şimdi Antalya'da, Kepez'de devlet memuru olarak görev yapan bir kardeşimiz kendi gelemediği için arkadaşlarıyla gönderdiği hediyedeki notunda diyor ki, aynı onun kelimeleriyle söylüyorum. Değerli Başbakanım, ben 25 yıllık devlet memuruyum. Size küçük bir hediyem var. Maalesef maaşla geçinemiyoruz.
Boş vakitlerimde bu tarz hediyelik çiçekler yapıp satıyorum. Çocuk okutmak için lazım. Lütfen kabul buyurun. Evet kızım, kabul ettim. Ve odamda inşallah bu çiçeklerin gelişmesini hep birlikte izleyeceğiz. Tabii. Aziz milletim, iktidardakilerin tüm bu duyarsızlığı, umursamazlığı, pervasızlığı gayet bilinçli. Bilerek ve isteyerek yapıyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü kolay. Sizin sesinizi duymak istemiyorlar. Çünkü duyarlarsa dertlerinizi anlamak zorundalar. Sizin dertlerinizi anlamak istemiyorlar. Çünkü anladıkları zaman çözmek zorundalar. Çözmek istemiyorlar. Çünkü çözmek için kendi rahatlarını bozmak zorundalar. Ve hepinizin bildiği üzere konfor meraklısı bu arkadaşlar, mevzu bahis kendi rahatları olduğu zaman her şeyleri yaparlar. Her şeyleri satarlar. Her şeyden vazgeçerler. Görünen o ki artık rahatlarını bozmamak için milletten de memleketten de vazgeçmiş durumdalar. Özellikle de gençlerden vazgeçmiş durumdalar. Ben de işte tam bu nedenle gençlerimizle buluşuyorum. Gençler için gençlerle beraber diyerek başlattığımız tersine mentorluk oturumlarının 5.'sini bayramdan önceki hafta gerçekleştirdik. Bu sefer Ankara'daki bir sanayi sitesinde çalışan gençlerimizle buluştuk. Birçoğu aile bütçesine katkı sağlamak için emek veren, alın teriyle ayakta kalmaya çalışan gençlerimizdi. Yine onlar içini döktü, ben dinledim. Onlar anlattı, ben öğrendim. Onlar seslerini duyurmamı istedi, ben de o sesi başta saraydaki rahat düşkünleri olmak üzere bıkmadan, usanmadan tüm Türkiye'ye duyuracağım, duyurmaya devam edeceğim. Mesela 17 yaşındaki bir gencimize seni ne mutlu eder diye sordum. Ne dedi biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hiç aklıma gelmedi, hiç düşünmedim dedi. 17 yaşındaki bir gence seni ne mutlu eder konuşturabilmek için sordum biliyor musunuz? Bu cevap hiç beklemediğim bir cevap. Seni ne mutlu eder? Müzik diyebilirdi, spor diyebilirdi, başka şeyler diyebilirdi. Ama bilmiyorum, hiç düşünmedim. 17 yaşında bir genç kendisini neyi mutlu edeceğini düşünecek zamanı da gücü de kendisinde bulamıyor. Ne kadar acı değil mi? Mesela 18 yaşında bir oğlumuz diyor ki, çocukluğumuz sanayide geçti. Herkes parkta oynarken biz sanayideydik. Mutluluk bile artık parayla olmuş şu zamanda. Hem kendimizi hem de ailemizi düşünmek zorundayız. 24 yaşındaki bir kızımız diyor ki, hayallerim hayal oldu. Hayallerim vardı, hepsi yıkıldı. Daha sosyal bir hayatım olsun isterdim. Biz 5 kardeşiz. Kardeşlerim de öyle yaşasın, yani iyi yaşasın isterdim. Mesela arkadaşlarınızla dışarı çıkıp bir şeyler yapıyor musunuz diye sordum. Ne dediler biliyor musunuz? En büyük aktivitemiz parka çıkıp kola ve çekirdek. Parkta kola ve çekirdek. Kafeye, sinemaya gitmek hayal oldu. Hayal kurmak hayal oldu gerçekten. Bir ayakkabı 200-300 liradan başlıyor. Bir kıyafet alsak bir ay geriye atıyor şu zamanda. O derecedeyiz. Pudracı arkadaşların Instagram hesaplarındaki arabaları, giydikleri ayakkabıları, kıyafetlerini. Ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki? Ayaklarını şuradan çıkarıp, ayakkabısını da gösterip, telefonu şöyle tutup o telefonu da gösterip, acayip lüks bir araba, yani markasını söyleyemiyorum şu anda, her biri o derece değişik, takip etmek mümkün değil, ayağını çıkarıp bazılarında silah da oluyor ve burada çocuk yaşından beri sanayide, otosanayide, sanayide çalışan bu çocuklar, meslek sahibi bu çocuklar
ve geleceklerine dair içinde bulundukları ruhsal durum. Hey gidi Tayyip Erdoğan, hey! Sen eskiden bu çocukları bilirdin be. Sen bilirdin. Çünkü aç uyumanın ne olduğunu bilirdin. Gece aç uyumanın, yetersiz paranın, Taksim'e inememenin ne olduğunu bilirdin. Saray ne yaptı seni be? Saray seni ne yaptı? Saray seni ne yaptı? İtibardan tasarruf olmaz öyle mi? Bakın bunların tamamı kul hakkı, kul hakkı. Tamamı kul hakkı, şükürden bahsediyor, sabırdan bahsediyor. Kul hakkını ne yapacağız? Kul hakkını ne yapacağız? Yazıktır, günahtır şu çocuklara. Kulak verin, kulak verin. Bay Kriz'in aromalı kahve eşliğinde devri alem tavsiye ettiği gençlerimizin gerçekteki durumu aslında budur. AK Partisi dayısı olanlara İtalya'da kahve tadımı, sanayideki gençlerimize parkta kola içecek, kola çekirdek. Şimdi düşünün. Bir sürü yerde devlet memurluğunda danışman olarak çalışan ATM memurlarının İtalya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan, İsviçre'den kızlı erkekli fotoğraflarını görüyoruz değil mi? İşine gitmeden. Onlar tabii Bay Kriz'in etrafındakiler bunlar olunca onlar tabii gurme olmuşlar. Kahvenin aromalısını biliyorlar. Ama bu çocuk parkta kolayla çekirdek. Bu kadar büyük bir açık, bu kadar büyük bir fark, bu kadar büyük bir uçurum nasıl oluşur? Oluşturdu muhterem. Mesela 20 yaşındaki bir gencimiz diyor ki, emeğimizin hakkını almıyoruz. Ben 18 yaşında çalışırken bir senede 10-15 bin lira para biriktirirdim. Şimdi imkanı yok. Her gün bir önceki günü aratıyor. Aldığımızla karnımızı doyurursak şükür diyoruz. 26 yaşındaki bir başka oğlumuz da diyor ki, akşama kadar çalışıyoruz, eve gidiyoruz. Sonra dışarı çıksak çıkamıyoruz ki. Bir yere gidip otursak çalıştığımız para yetmiyor zaten. Ancak işe gidip gelmeye yetiyor. Karnımızı doyursak şükür. İşte size Bay Kriz'in şükürsüz ilan ettiği gencecik evlatlarımız. Daha gencecik yaşlarında karnımızı doyursak şükür demek zorunda kalan pırıl pırıl çocuklarımız, evlatlarımız. Onlara bunu reva görenlere yazıklar olsun. Sevgili gençler, aynen öyle. Haram olsun, zıkkım olsun. Üzerimize çöken kara bulutları görüyoruz. Mutluluk imkanınızın elinizden alındığını biliyoruz. Yüzündeki yaşlanan ve ağırlaşan ifadenin sorumluluğu altında ilk önce biz eziliyoruz. Siz büyük şeyler istemiyorsunuz. Mesela haksızlık istemiyorsunuz. Mesela yolsuzluk istemiyorsunuz. Mesela buyurganlık istemiyorsunuz. Siz sadece emeğinizin karşılığını almak istiyorsunuz ve sizin sesinizin büyükleriniz tarafından duyulmasını istiyorsunuz. Gerçek anlamda söylediklerinizin duyulmasını ve dinlenilmesini istiyorsunuz. Hiç merak etmeyin, biz buradayız. Hak ettiğiniz gibi bir Türkiye için önünüze set olan değil, size fırsatlar sunan bir Türkiye için, sizleri gülümseten, hatta kahkahalar attıran bir Türkiye için, sizler için sizlerle beraberiz. Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte başaracağız. Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz. Yolda elbette zorluklarla, engellerle karşılaşacağız. İşte o zaman da atamızın sözlerini hatırlayacağız. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Bu yüzden biz de yol ne kadar çetin olursa olsun asla umutsuz olmayacağız.
Asla karamsar olmayacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz. Ve hayalini kurduğumuz zengin, mutlu ve özgür Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı. Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz EYT'liler 23 yıldır haklarını arıyorlar. Ama her seferinde haksızlığın alasıyla muhatap oluyorlar. Her seçim zamanında söz alıyorlar ama her seferinde arkasında durulmayan sözlerin hüsranına uğruyorlar. İtilip kakılıyor, yok sayılıyor, mağduriyetleriyle bir başlarına bırakılıyorlar. Torun sevecekleri yaşta hayatlarını sürdürebilmek için ağır şartlarda çalışıyorlar. Yaş sebebiyle iş bulamıyorlar, emekli olamıyorlar. Primlerini ödemelerine rağmen sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Emeklilik şartlarını doldurmalarına rağmen yaşı beklemeye mahkum ediliyorlar. İşte o nedenle bugün milletin kürsüsünde uğradıkları büyük haksızlık karşısında azimle mücadele eden EYT'li kardeşlerimizi dinleyeceğiz. Erhan Usta'yı da EYT'li sayabiliriz değil mi? Evet, Levent Atacan aramızda. Buyur Levent kardeşim, söz de kürsü de senindir, söz de kürsü de EYT'lilerindir. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekilleri, Sayın Konuklar, çok değerli EYT'li kaderdaşlarım, hepinize merhabalar diyerek saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Adım Levent Atacan, 52 yaşındayım. Belki göstermiyor olabilirim, biraz minyon tipliyim. bazen metnin dışına çıkıyorum. Spontane konuşmayı seviyorum açıkçası. 7 aydan beri işsizim. Hizmet sektöründe çalışıyordum. Ben de 23 yıldan beri mağdur edilmiş, şu anda sayıları 4,5 milyon olan EYT'li, yani emeklilikte yaşı takılanlardan biriyim. Hepinizin bildiği gibi 23 yıldır mağdur edilen biz EYT'liler, anamızın ak sütü gibi helal olan emeklilik hakkımız için mücadele ediyoruz. Ve sonuç alıncaya kadar mücadele etmeye de devam edeceğiz. 8 Eylül 1999'da hukuksuz bir şekilde, tabiri caiz ise, maç oynanırken kural değiştirilerek haklarımız elimizden alındı. Ve edilmeye de devam ediyor, çözüm üretilmiyor. Az önce de dediğim gibi 7 aydır işsizim. 2001 yılında işi bıraktığımda 2825 lira asgari ücret alıyordum. Ekonomik şartların getirdiği sorunlarla eşinden ayrılmış ve bir çocuğu olan tek başına yaşayan biriyim. Tek başına olmama rağmen bu asgari ücretle geçinemiyordum. Zaten İstanbul gibi bir şehirde asgari ücretle geçinmek imkansızlığını hepimiz biliyoruz ve yaşıyoruz. Şu anda yıllarca bizlerden kesilen işsizlik sigortasından bağlanan 1127 lira işsizlik sigortasıyla yaşamımı idame ettirmeye çalışıyorum. Yanlış duymadınız, 1127 lira. Geçen sene 1500 liraydı ama pandemide çalışmadığımız için bu rakam 1127 liraya indi ve şu anda bu parayla hayatımı geçindirmeye çalışıyorum.
Bir evladımın geleceği için planladığım bir miktar aldığım kıdem tazminatından geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Bu para yetmediği için kıdem tazminatından ilave kaynak aktarıyorum geçimim için. Kirama bile yetmiyor çünkü bu para. 4 kişilik bir aile değil ki 2 kişinin bile geçinemeyeceği ağır zor şartları taşımaktan biz emekçiler, EYT'liler yorulduk. Sebep olanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Bu işsizlik maaşı ve kıdem tazminatım bitince ne yapacağımı onu da bilmiyorum açıkçası. Diyeceksiniz ki git çalış. Niye çalışmıyorsun? 52 yaşında olup her kapının yüzüme kapandığındaki halimi görmenizi isterim. Devlet kurumu ya da özel kurum da olsa iş ilanlarında 35 yaşını 40 yaşını aşmamış eleman aranırken ben buradan bu kürsüden hükümetimize bütün siyasi partilere soruyorum. Ben ve benim gibi olanlar yani kaderdaşlarım ne yapacak? Ölelim mi? Çalalım mı? Soruyorum sizlere. Devletimize emekli et diyoruz, gençsin diyor. İş ver diyoruz, yaşlısınız diyorlar. Biz ne yapacağız? Ortada kaldık. Benim gibi hatta benden daha kötü durumda olan arkadaşlarımın varlığını biliyorum. Şahit olanım, evine ekmek götüremeyen, iş aramakla geçen günlerinde sabahın erken saatinden evinden çıkan, ardından harçlık isteyecek kaygısıyla çocukları uykusundayken görmeden evime gireyim diyen kaderdaşlarımı mı sayayım, işsizlik sebebiyle iş bulamayan, intihar ederek en azından aileme maaş bağlansın diyen kaderdaşlarım mı, yoksa evinden eşya satmaya başlayan kaderdaşlarım mı dile getireyim? Anayasal hakkımız olan emeklilik hakkımız diyerek çıktık yola. Emekli olsak ne olacak dediğimiz zamanlar yaşar olduk. Emekli abilerimiz, ablalarımızın, kardeşlerimizin yaşam şartlarını gördükçe nereye gidiyoruz diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Emekliğimizde bizler de açız, geçinemiyoruz diyecekleriz. Bunun da sebebi aylık bağlama oranları ile emekli maaşlarının 2500 lira bağlanması. Biliyorsunuz bu da 1500 liradan 2500 liraya yeni çıktı. Bu rakamlar sosyal yardım niteliğinde olup umurumuzda değilsiniz denilen rakamlardır. Asgari ücretin dahi 4250 lirayken bunun yarısı kadar emekli maaşı bağlanması hangi akla hizmete uygulanmaktadır? 2500 lira emekli maaşı yaşama öl denilmekten başka bir şey değil midir sizce sorarım. Meclisin kürsüsü olan bu yerden biz EYT'lilere emekli olunca çift dikiş yapacaklar diyenlere seslenmek istiyorum. Aylık bağlama oranlarını eski haline getirerek hayatımızı idame ettirecek ve insanca yaşayacak bir emekli maaşımızla emeklilik hakkımızı verin. Biz de çift dikiş yapmayalım. Çalışırken yıprandık, ailemiz, çocuklarımız, yaşamımız, her şeyimiz yarım kaldı. Bırakın da bari emekliler olarak huzur bulalım güzel memleketimizde. Konuşmama son verirken buradan haykırmak istiyorum. Eğer vicdan varsa, eğer kul hakkı varsa, eğer adalet varsa çıksın artık bu yasa, çıksın artık bu yasa, çıksın artık bu yasa. Bana bu fırsatı verdiğiniz için bütün emeklilikte yaşa takılan kaderdaşlarım adına teşekkürlerimi iletiyorum.
saygılarımı sunuyorum. Var olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu kürsü milletimizin kürsüsü. Dolayısıyla daha evvel Gönül Başkan ilk EYT'lilerle ilgili bir sunum yaptığımızda Gönül Başkan aramızda o konuşmuştu. Bugün Levent kardeşim konuştu. Umarım sağır kulaklar duyar. Umarım kararmış gönüller duyar. Aziz milletim, bildiğiniz gibi EYT sorunu esasında 2000 yılı öncesinde emek piyasasına girenlerin kazanılmış emeklilik haklarından mahrum kalması sorunudur. Dikkat edin, kazanılmış hak diyorum. Çünkü iktidar ve ortakları şimdiye kadar bu meseleyi sanki EYT'liler bir ayrıcalık talep ediyormuş gibi sundular. Ama işin aslı öyle değil. Çünkü EYT'liler erken emeklilik değil, gasp edilen haklarını istiyorlar. İktidar gençsin emekli olamazsın diyor. Özel sektör yaşlısın çalışamazsın diyor. Peki bu insanlar ne yapacaklar? Nasıl geçinecekler? Ödedikleri prim günlerinin karşılığını nasıl alacaklar? Yıllardır çözeceğiz diye oyalandıkları haklarına ne zaman kavuşacaklar? Cevap yok. İşte tam da bu nedenle biz İyi Parti olarak EYT çözüm planımızı oluşturduk. Milletimiz, memleketimiz ve tüm EYT'li kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu. Bugün yapmış olduğumuz analizler, ülkemizde yaklaşık 4.7 milyon insanımızın EYT'li olduğunu gösteriyor. Bunun içerisinde yer alan 3 milyon vatandaşımız ise bugün itibariyle hem prim günlerini doldurmuş hem de yaş kriterini tamamlamış gözüküyor. Biz soruna 4 temel ilke çerçevesinden bakıyoruz. Birinci ilkemiz hakkaniyetin tesisi. Yani EYT'liler grubu içerisinde yeni bir adaletsizliğe neden olunmaması. Bunun için 4.7 milyon insanımızın tamamının yararlandığı adil bir düzenleme öneriyoruz. İkinci ilkemiz EYT düzenlemesine bakış açımızda gizli. Biz EYT sorununu çözmeye bir sosyal yardım olarak değil, oluşan bir hak kaybının giderilmesi olarak bakıyoruz. Üçüncü ilkemiz nesiller arası adaleti sağlamaktan geçiyor. Yani bu düzenlemeyi kamu maliyesinin ve sosyal güvenlik dengesinin sürdürülebilirliği üzerine kuruyoruz. Dördüncü ve son ilkemiz ise basitlik ve anlaşılabilirlik. Bu çerçevede yapacağımız EYT düzenlemesinde öngörülen koşullardan yararlanmak için herhangi bir başvuru süre sınırı koymuyoruz. Böylelikle İYİ Parti iktidarında prim gün sayısını doldurmak kaydıyla EYT'li olan 4.7 milyon insanımızın tamamı süreç içerisinde geçiş dönemi emeklilik imkanından yararlanacak. Bu düzenleme bütüncül bir perspektifle mali etkileri analiz edilen bir düzenleme olacak. Dönem içerisinde gerekli mali kaynaklar sağlanarak geçiş dönemi emekliliği düzenlemesinin finansmanında kullanılacak. Bu sayede sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği zedelenmeyecek. Üstelik EYT çözüm planımızın yıllık maliyeti geçmediğimiz köprüler, kullanmadığımız yollar, gitmediğimiz hastaneler, binmediğimiz uçaklar için yandaşlara ödenen hazine garantilerinin yıllık yükünden daha az olacak. Bugüne kadar iktidar EYT'lilerle ilgili olarak ne doğru bir analiz ortaya koydu ne de kamuoyunu tatmin edecek bir hesabını paylaştı. Onların yüzeysel olarak ortaya koyduğu mali yük hesabı olası bir düzenlemede ortaya çıkacak mali yükü doğru bir şekilde yansıtmıyor. Kendi danışmanına 10 maaş bağlayan Bay Kris, EYT'li kardeşime çift dikiş diyerek karşı çıkıyor. Yandaşlarının vergi borcunu bir gecede silen Bay Kris, EYT'li kardeşimin hakkını vermeyi maliyet olarak görüyor. Saraydaki israfın finansmanına gelince asla bitmeyen para, iş EYT'li kardeşime gelince ne hikmetse yok oluyor. Biz hesabını, kitabını yaptık.
geçiş dönemi olarak tanımladığımız bu düzenlemeyi merkezi yönetim bütçesinden finanse edeceğiz. EYT çözüm planımızın ortaya çıkaracağı maliyet, oluşturacağımız ilave kaynaklarla yönetebilir olunacak. Böylece sosyal güvenlik dengesi üzerinde yıkıcı bir etki doğurmamasına da hassasiyet göstereceğiz. Üstelik geçiş dönemi emekliliği haklarından istifade eden vatandaşlarımızın bu haktan yararlanmaları, iş gücü piyasasında kalmalarına engel teşkil etmeyecek. Bu düzenlemeyle EYT'li vatandaşlarımız geçiş dönemi içerisinde sabit bir gelir akışına kavuşacak. Ayrıca devletin sağlık imkanlarından tıpkı diğer emekliler gibi hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın yararlanacak. Bu sayede İYİ Parti iktidarında EYT sorununu tarihin tozlu raflarına kaldıracağız. AK Parti iktidarının 20 yılda çözemediğini iş başına gelir gelmez biz çözeceğiz. EYT'li kardeşlerimizi yıllardır hasretle bekledikleri haklarına kavuşturacağız. EYT çözüm planımız milletimize, memleketimize ve tüm EYT mağdurlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle Meclis Grup Başkan Vekilimiz Erhan Usta kardeşime, ekibine ve EYT çözüm planımızı oluşturmamızda katkı sağlayan tüm EYT'li kardeşlerimize buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gönül Başkan, anladım ki pazar günkü mitingde slogan bu. Çıkacak artık bu yasa. Değerli dava arkadaşlarım, İYİ Parti kine değil umuda, öfkeye değil azime, hamasete değil akla sarılanların partisidir. İYİ Parti kutuplaşmayı, ayrışmayı, kavgayı körükleyenlerin değil, ortak akılda, saygıda ve makulde bulunanların partisidir. Buluşanların partisidir. İYİ Parti bir elin beş parmağı ayrı ayrı yerlere çekiştirilirken o beş parmaktan sımsıkı bir yumruk yapmaya çalışanların partisidir. İYİ Parti suni gündemlere takılmayan, dedikodulara aldırmayan, önce millet, önce memleket diyenlerin partisidir. Varsın onlar kendileri çalıp kendileri söyledikleri saray salonlarında suni gündemlerle kendilerini kandırmaya devam etsinler. Biz derinleşen ekonomik krizi konuşmaya devam edeceğiz. Varsın onlar kendi beceriksizliklerini milletimize fatura etmeye çalışsınlar. Biz emeklilerimize 2500 lirayı reva gören adaletsizliği konuşmaya devam edeceğiz. Varsın onlar abuk sabuk tavsiyelerle kendilerini gülünç duruma düşürsünler. Biz gençlerimizin hapsoldukları camdan duvarları yıkmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Varsın onlar hadsizce hayatlarımızı dizayn etmeye kalksınlar. Biz kadınları hor ve aşağı gören bu kirli zihniyetle mücadele etmeye devam edeceğiz. Varsın onlar yalanla, korkuyla, baskıyla bizi yenebileceklerini sansınlar. Biz alevlendirdiğimiz umutları her daim canlı tutmaya, milletimizin teveccühüne layık olmak için dimdik durmaya, hakkın, hakikatin yolunda her gün daha da büyümeye devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi durduramayacaklar, bizi yıldıramayacaklar, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler. Hedef ufukta göründü. İYİ Parti hiç olmadığı kadar yakın. İYİ Parti iktidarı hiç olmadığı kadar yakın. İyilerin şafağına emin olun çok az kaldı. O kutlu gün gelene kadar yılmayacağız, yorulmayacağız, yıkılmayacağız. Bırakın onlar saraylarında yan gelip yatsınlar. Biz durmadan, dinlenmeden ilk günkü azmimizle çalışmaya devam edeceğiz. Ve Allah'ın izni milletimizin takdiriyle emin olun başaracağız. 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 Allah'a emanet olun.